Evet, Spor Severler TV'nin bugünkü konuğu başpehlivan Mecit Yıldırım. Evet, Mecit Bey, Spor Severler TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Siz de hoş geldiniz filmimize. Teşekkür ederim. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Mecit Yıldırım. Şile doğumluyum. 1984 Şile Evet. doğumluyum. Güreşe burada başladım. Evet. Yani hem eski milli sporcu hem de şu an aktif olarak Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanlarından. Evet. Peki güreşe nasıl başladınız? Atadan mı yoksa birinin tavsiyesiyle mi? Babanız falan güreşçi mi? Babam ailede güreşçi yok. Ben Evet. İmrendere köyünde doğdum burada. Evet. Bizim Fikret amca vardı. Onun iki tane oğlu var. Hı. Buraya güreşe geliyorlardı. Hı. Ben aktif futbol oynuyordum o zaman, ufak Evet. yaşlarda. Eski futbolcu, şimdi başpehlivan. Eski futbolcu. Bu arkamda gördüğünüz bir gençlikspor'un Şilespor'un. Şile'de orada başladık. Yani vesile oldu. Köydeki arkadaşlarla beraber hem futbol hem güreş derken daha sonradan güreşe yöneldik. Babam biraz da güreş seyircisidir, güreşi çok sever. Evet. Onun da etkisi oldu. Eskilerin öyle bir özelliği var. Evet, eskiler çok sever. Evet. Hem futbolcu hem de güreşçi olduğunuza göre kondisyonunuz da çok iyidir herhalde. Yani geçmiş dönemde yani kondisyonunun iyi olduğunu söylerler. Evet. Tabii artık yaş biraz ilerledikçe maalesef aktif olarak biraz daha düşüyor Evet. İlk ustanız veya antrenörünüz kimdir? Hani serbestte yaptım dediniz tempo. ya. Şöyle Yağlı'da. ben burada başladım. İlk hocamız Ali Koca diye bizim bir imam vardı burada. Evet. Kendisi ayrıyetten güreş filan da yapıyordu. İlk onunla başladık. Sonra bizim Mehmet hocamız vardır. Hı. Yağlı güreş iyilerden, eskilerden. Evet. Mehmet hocamız sayesinde devam ettik. Sonra da İstanbul Tekel'e yatılı olarak gittim. Evet. Kaç Yani 13 yaşında? yaşında Ha. filandım o zaman. Ondan sonra da zaten işte milli takım serüveni başladı. Hı. Oradan da yağlı güreşe geçtik. Allah Hı. nasip etti. Başpehlivan olduk. Evet. İlk tarihi Kırkpınar'a gelişiniz veya ilk milli maçınız. İlk milli maçım şöyle benimki zaten bir anda oldu. 2001 yılında hem İstanbul şampiyon oldum, hem Türkiye şampiyon oldum, Hı. hem de Avrupa üçüncüsü oldum. Maşallah. Yani bir sene içerisinde hepsini tabiri caizse bir anda vitrine çıktım. Evet. Ondan sonra arkası geldi zaten. Evet. İlk tarihi Kırkpınar'a gelişiniz. Hangi İlk boyda? tarihi Kırkpınar'a ben yani minik boylardan başladım. Evet. Tabiri caizse hani bütün boylarda derece yaparak geldim. Evet. Yani Yıldırım hızıyla yani. yani Soyadınız gibi. Yıldırım hızıyla. İlk de yanlış hatırlamıyorsam 95'lerde filan gittim Tarık Pınar'a. Hı. Peki kaç yılda başpehlivanlığa yükseldiniz? Yani başpehlivanlığa Uzun sürdü benim mü yani? uzun sürdü şöyle. Biz ilk önce minder yaptığımız için. Hı. Yani hem minder hem yağlı güreş biraz zor. Bir de bizim zamanımızda şimdiki gibi her yerde boy atlama yoktu. Sadece Edirne'de vardı. Tabii Yani siz senede bir kademe kademe defa. geldiniz Kademe ama. kademe tabii. Onun için uzadı tabii Tabii isterseniz. uzadı. Bir de ben bayağı bir sakatlık yaşadım. Yani 3 defa belden ameliyat oldum. Ha, Diyafram geçmiş olsun. felcinden ameliyat oldum. Biraz uzun sürdü ama Allah'a şükürler olsun. Yani 2013 yılında başa çıktık. Evet. Başarılarınız diyeyim. 2001 yılında Yıldızlar Avrupa üçüncüsü oldum. 2003 yılında Gençler Dünya Şampiyonası'na gittim. Evet. 2007 yılında Ordular Arası Olimpiyata gittim. İşte uluslararası dereceler. Ondan sonra Edirne'de hemen hemen her boyda derece yaparak başpehlivanlığa Evet. yükseldim. Dediğim gibi yani çok daha fazlası olabilirdi ama çok erken yaşta çok sakatlık yaşadım. Yani bunların en büyük sıkıntısı da bel fıtığından ameliyat olmamdı. Her şeyi bitirdim. Tabii yani erken yaşta milli sporculuk hayatım bitti. Yağlı güreşe döndüm. Hı. Başpehlivan falan oldum ama hep bir derece yaptıktan sonra bu sene sonunda mutlaka ağır bir ameliyat geçirdim. Yani süreç biraz sıkıntılı gitti ama şükür bugünümüze sonuçta Ameliyatlar yakanızı bırakmadı. yani öyle Öyle. diyebiliriz. Peki en çok sevindiğiniz an? Avrupa'da derece yaptığım zaman çok sevinmiştim. Bir de başpehlivan olduğum zaman çok sevinmiştim.
Yani ikisinin yerinde de çünkü çok ayrı bir şeyi var. Evet. Avrupa Şampiyonası'nda şöyle çok sevindim. Benim ilk maçta çapraz bağlar koptu Yunan'la yaparken. Bir anda hani doktorlar artık güreşemezsin falan filan dediler. Hatta o zaman da doktorlara rica ettik. Bayağı da bir baskı uyguladık. Hani belki hayatımda bir defa olacak. Kopsa da güreşeceğim dedim ben. Hocalar da yardımcı oldu. Evet. Yani o bacakla üçüncü olmak gerçekten ayrı bir şeydi. Hikaye oldu Tabii değil mi? ayrı bir hikayeydi. Baş pehlivanlık zaten hani Türk güreş tarihinde herkesin isteyebileceği bir nokta. Baş altından başa çıktığım zaman, final yaptığım zaman o zaman çok sevinmiştim. Çünkü o zaman da çok ameliyatlar geçirerek gelmiştim. Biraz geç Zorluklarla olmuştum. olunca daha da Ya güzel. geç olunca işte insan ister istemez o özlemi duyuyor. Her sene direkten dönüyorsunuz. Yani bir noktada da yakaladığınız zaman 90'a takıyorum diyor. tabii. Evet, en çok üzüldüğünüz an. Spor hayatıyla alakalı mı? Spor hayatıyla olsun. Hadi nasıl istiyorsanız Yani orayı isteyebilirsiniz. ben bu senenin başında ağır bir olay yaşadım. Ben 13 yaşında bir kızımı kaybettim Covid'den. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Dünya üzerinde değerli olan ne varsa bir anda değersizleşiyor. Evet. Yani onun için ilk önce sağlık diyorum Tabii ki. ben. Diğer ondan sonrakiler gerekli oldukça olur zaten. Ama yani o Size olay en Allah çok üzen kimseye olaydı. yaşatmasın yani. Evet. O Allah rahmet olayı eylesin. yani yaşadık. Allah kimseye nasip etmesin. Amin. Evet, örnek aldığınız sporcu veya rol modeliniz var mı? Yani şimdi şöyle, ben Demirspor'da büyüdüm, yetiştim. Ben Demirspor hangi Demirspor? İstanbul Demirspor Aha. Kulübü. Ankara'da da var ya Demirspor, onun için. İstanbul Demirspor aktif olarak Evet. Hamza Yerlikaya, Hamza abimiz. Şöyle sporculuk hayatında ben onun kadar hani bir hedef doğrultusunda giden bir sporcuyla daha karşılaşmadım. Yani şöyle ki şöyle bir ana şahitlik oldum ben. İstanbul'da Avrupa şampiyonu oldu. Hamza abi ertesi gün ben sabah antrenmana gelmiştim. Sabah antrenmanda saat benim hep böyle 40 dakika 1 saat erken gelirim. Orada baktım ağırlık yapıyordu. Evet. Yani Avrupa şampiyonu olmuş bir gün sonra. Yani normalde dünya üzerindeki herkes herhalde tatilini yapar, dinlenir. Ama Hamza abi, Başarılılar öyle yapıyor ama. yani Hamza abi olduysa başarısı tesadüf değil Tabii ki. gerçekten. Yani gıpta ettiğim bir insan. Yani örnek hani demeyeyim ama yani çünkü o Greco-Romen yaptığı için, Evet. ama sporculuk hayatı örnek alınacak ve mutlaka araştırılıp incelenilecek bir büyüğümüz, bir şampiyonumuz diyebilirim. Disiplin başarıyı getiriyor. Evet, %100 katılıyorum. Evet, hedefiniz nedir? Yani şu anda sporculuk hayatı bizim bitmek üzere. Şu andaki tek hedefim özellikle bu Covid'den sonra çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni bir dünya. Ben 2 senedir yaklaşık onu araştırıyorum. Yeni bir dünya yapılanmasına geçiyoruz. Benim hedefim ilk önce biz elhamdülillah Müslümanız, Türküz. Bu örf adeti kaybettirmeden gençlere bir şekilde sporu sevdirmek, bizim örfümüzü, adetimizi sevdirmek, bunlar için aktiviteler düzenlemek, bunlar için alanlar oluşturmak. Evet. Hedefim şu anda o. Genç yeteneklerden en beğendiğiniz isimler kimlerdir? Genç yeteneklerden en beğendiğim isimler dersek, şöyle bu sene hani adı aklıma gelmiyor şimdi öyle birden sorunca, baş pehlivan oldu bu Gölcük'te. Şey mi? Serdar Yıldırım, Serdar 19 yaşında. Yıldırım gerçekten hani fiziksel özelliğine rağmen, Mustafa Arslan var. O Mustafa da. Arslan biraz daha hani kemikli bir arkadaşımız. Hani benim de çocukluk arkadaşımın kardeşi. O çocuk da iyi ama Serdar
Gerçekten güreşi dokuyan bir insan. En genç yaşta baş pehlivan olan kişi oldu herhalde değil yani, mi? Gökhan Arıcı'dan sonra. En genç yaşta Recep Çakır da çok genç olduydu. Evet. Recep Kara da genç oldu. Ama Serdar'ın şöyle bir özelliği var. Şimdi kimi insan ayakta güreşir, iyidir. Kimi insan hani kuvvetlidir. Ama Serdar alt güreşte çok iyi. Yani alta düştüğü zaman da arayabilen bir her an yapısı her şeyi var. Yapabilecek. Her an her şeyi. Yani o arkadaşımızı gerçekten takdir ediyorum. Çok takdir ediyorum. Minder'de derseniz de yani bizim iki tane lokomotifimiz Rıza olsun ve Taha olsun. Yani dünyaya rol model olmuş kişiler. Dünyaya rol model olmuş ki bizim beğenmeme şansımız zaten yok. Ya zaten 10 yani 5'i geçtikten sonra tesadüfi olamaz. Yani 3'ü geçtikten sonra. İki bile. Kardeşimiz de maşallah subhanallah Allah nazarlardan saklasın. İnşallah öyleleri çoğalsın diyelim. Evet. İki kardeşimiz de hani dünyaya gerçekten Türk'ün gücünü gösteriyorlar. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah daha nice şampiyonluklar nasip etsin. Yılın sporcusu da seçildi zaten Taha'da. Onlara ne ünvan verilirse az gelir diyorum ben. Çünkü yani hak ediyorlar sonuna evet. kadar. En iyi yaptığınız oyun? Abi şöyle yani herkes tarafından söyleniyor. Ben dalmayı çok severdim. Evet. Ve hızım vardı. Ben dalma. Yani sizi başarıya tek götüren dalma, çift o. Dalma. Tabii ben en büyük özelliğim. Hı hı. En zorlu rakibiniz kimdir? Minder'de benim çok çekişmeli rakibim Öztürk Korkmaz'dı. Hı hı. Yağlı'da benim dönemlerimde yani benim akranlarımda Mustafa Yeni Sancak vardır. Hı hı. Abdullah Kaçmazoğlu vardı. Hı hı. Yani eskilerden olarak söylüyorum. Hı hı. İşte o dönemlerde onlardı. Ama baş sonraki dönemlerde sonra. Artık zaten benim tempom düştüğü için hani rakip olarak pek şey yapmadım yani. Hı hı. Evet, yağlı güreş mi zor? Serbest mi veya Greco-Romen? Hemen minder güreşte yaptınız ya. Ya şöyle hepsinin kendine göre ayrı bir zorluğu var. Yani şimdi üçünü beraber karşılaştırmak doğru olmaz. Çünkü kurallar farklı. Yok, kurallar farklı, süreler farklı, ortam farklı, hedefler farklı. Bir tanesi bizim geleneğimiz, atasporumuz. Onun ayrı bir zevki, ayrı bir yeri, ayrı bir medeniyeti var. Yani tamamen bize özgü bir şey. Zor üstüne zor. Zor üstüne zor. Ama öbür tarafta da milli bayrak davamız var. Evet. Yani oraya çıkan bir sporcu hani bir ödül, bir nam için değil, tamamen o bayrak için çıkıyor. Tabii, tabii. Için çıkıyor. Kesinlikle biz buna şahit olduk defalarca. Evet. Yani bir noktada şeyi düşünmüyorsunuz. Yani ödüldü, namdı, ünvandı bunları düşünmüyorsunuz. Yani karşınızdaki rakip hani onlar da sporcu ama sonuçta orada bir hedefiniz var. Yani siz ülkenizi temsil ediyorsunuz. Eğer orada da bir yarışmaysa bu. Evet. Yani herkes orada savaşıyor. Onun yeri çok daha üçüncü ayrı. Dünya Savaşı gibi. Yani tabiri caizse öyle. Öyle güç, yani bizim yaptığımız bir güç sporu. Tabii canım. Karşınızdaki insan da yani bir devletin sporcusu. Sonuçta bir üstünlük kurmuyor. Orayı temsil ediyor tabii. Zaten. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam Alexander Karelin'de Amerika'nın bir sporcusu vardı. Ağır siklet. Hı hı. Biliyorsunuz son olimpiyatlarda Amerikalı sporcu şeyi yendi. Karelin. Alexander Karelin'i. Güç savaşı dediğimi oradan algılayabilirsiniz. Soğuk o savaşın zaman, o şey, zaman temsilcileriydi. Yani. Amerika'nın başkanı sporcusunu uçaktan inerken uçağın dibinde karşıladı. Evet. Yani bu tamamen şu demek. Amerika'nın en iyi sporcusu, defalarca olimpiyat şampiyonu olmuş, Avrupa Dünya Şampiyonu olmuş, yenilmezlik denen bir sporcusunu Amerikalı sporcu yeniyor. İşte evet. Güç burada belli oluyor. Evet, Karolin'i yenmek de büyük bir olay. Tabii. Gerçi dünyanın, sonra o arkadaşın dopingi çıktı ama Karolin o haldeyken bile madalyayı kabul etmedi. Ben yani kazanmadım çünkü bir şey almam beni diyor. Dopingli de olsa yendi. Ben onu ne kadar büyük bir karakter ama değil mi? Ya zaten dikkat edin. Hı hı. O özelliğe sahip olmuş sporcuların hepsi karakterli haksız sporcular. Haksız bir şey almak istemiyor. Tabii tabii. Kesinlikle. Evet, yağlı güreşim veya
minder güreşinin veyahut da işte ikisine yaptığın için soruyorum. Daha iyi olması için neler yapılmalıdır? Yani kesinlikle ve kesinlikle yatırım yapılması gerekiyor. Şimdi 2023 senesindeyiz. Teknoloji çağındayız. Evet. Hem altyapı olarak hem de teknolojik olarak yatırım yapılması gerekiyor. Evet. Yani altyapı olarak tamam kulübü kurarsınız, kulüpleşme olmak zorunda, turnuva olmak zorunda. Yani çünkü ne kadar çok deneyim olursa evet. O kadar çok tecrübe olur ve maç yapma özelliği artar. Şimdi bizim ülkemizdeki en büyük eksik turnuvaların az olması. Şimdi bakıyorsunuz bir tane Türkiye maç şampiyonası. Maç başarıyı getir. Tabii yani tecrübe, çünkü yani bir çocuk veya bir sporcu kendi ülkesinde senede 10 tane maç yaparsa evet. Ondan Avrupa Şampiyonası'na gider. Ama bir Almanya, bir Amerika'ya falan bakıyorsunuz. Yani üniversitede falan, üniversiteyatları falan var onların. Ya Dünya Şampiyonası'na gelene kadar belki yüzlerce maç yapıyor. Bir kere lig mutlaka uzun soluklu lig olması gerekiyor. Tabii onların öncesinde mutlaka kulüplerin açılması gerekiyor. Önce sistem oluşturmak lazım. Tabii yani çok zor gibi geliyor ama aslında o kadar zor değil. Sadece sistemli bir şekilde kulüpleşmek, sistemli bir şekilde müsabık sporcular yetiştirmek, sistemli bir şekilde Avrupa dünyaya olimpiyatta sporcu hazırlamak. Yani mutlaka altyapı sistemlerinin iyi olması gerekiyor. Yağlı güreş için? Yağlı güreş için aslında bizim çok bir şeye ihtiyacımız yok. Çünkü şöyle... Geleneksele dönsek olayı düşer. Tabii yani sonuçta... Ritüelleri belli. Ritüelleri belli. Çok zor bir şey yok. Çünkü herkes seviyor yağlı güreşi. Yani sadece kuralı düzgün uygulamak. Yani sistemi de çok oynanacak bir şey yok yağlı güreşin. Evet. Yani çok sistemi oynadığınız zaman sizin geleneğinizden uzaklaşıyorsunuz. Sadece riyakatlı insanların bazı noktalara gelmesi gerekiyor. Mesela şöyle bir şey de var. Mesela hani geçen toplantılarda söylediler ya. İşte dediler ki olimpiyatlara katacağız falan filan. Bence onu yapmaktansa mesela şöyle. Biz daha 81 ilde henüz yağlı güreş yapamadık değil mi? Şimdi şöyle yani yağlı önce oraya güreş, da tanıtıp sonra olimpiyatlar olsun. Yağlı güreşi olimpiyatlara sokmak biraz şeydir. Mesela Japonya'nın biliyorsunuz sumo güreşi var. Evet. Olimpiyatlarda yok. Kendilerine evet. Özgü. Evet. Ya ilk önce kendi ülkenizdeki değeri göstereceksiniz. Kendi ülkenizde değeri görmediği sürece dışarıdan bir değer beklemeyin. İyi bir yağlı reklam. Güreş kendi ülkesinde ne kadar değer görüyor? Tabii. Seyircisi değer gösteriyor. Ondan yana hiçbir sıkıntımız yok. Zaten seyirci olmasa yağlı güreş olmaz. Zaten herhalde en çok sevdiren de seyirci kısmı. Biz seyirci bakımından hiçbir sıkıntımız yok. Sadece yağlı güreşin değerini devlet büyüklerimizden, devlet kanalından veya işte kuruluşlardan, buralardan görmek gerekiyor. Ve bunu da bir şekilde oralara hissettirmek gerekiyor. Yani çünkü bizim futboldan sonra siz de biliyorsunuz en büyük seyirci kapasitesi olan yağlı güreş var. Ama bunları kuruluşlar bilmiyor. Yani bilen yerler zaten bunun pastasını yiyorlar. Mesela Antalya. Evet. Şimdi bir belediye başkanı Antalya'da güreşe niye sahip çıkıyor? Çünkü seyirci talep potansiyeli fazla. Var. Evet. Seyirci potansiyeli var. Şimdi Balıkesir. Biz Şile güreşinde de bizim İlhan Ocaklı başkanımız sağ olsun evet. Her sene düzenliyor. Hı hı. Biz de burada yapıyoruz. Ya binlerce insan geliyor. Evet. Yani niye yapılmasın? O binlerce insan demek ki bunu seviyor. Evet. Ya bir de biz atasporumuz diyoruz. Tabii. Yani geleneğimiz bizim, örfümüz, adetimiz. Ya bunu elinden gelen bütün belediyeler yapmaya çalışıyor zaten. Zaten belediyeler de olmaz herhalde. Bir ağalar bir de belediyeler. Başka bir şey yok herhalde yani, değil mi? Belediyeler olmazsa zaten olmaz. Olmaz. Yani çünkü açık net yani belediye olmadığı sürece senede kaç tane güreş olabilir? En fazla 10 tane olur değil mi? Olmaz yani. 10 tane de olmaz. Şimdi baktığınız zaman şimdi Edirne zaten devlet tarafından da yapılıyor. Edirne Belediyesi tarafından da yapılıyor. Büyük bir organizasyon. Büyük bir organizasyon. Şimdi Elmalı'ya bakıyorsunuz Elmalı Belediyesi yapıyor. Kurtdere'ye bakıyorsunuz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yani evet. Tarihi olarak güreşlerin ve geleneksel olarak güreşlerin hepsini zaten belediyeler yapıyor. Yani farklı bir kuruluş yok. Evet. Ama farklı bir kuruluş, farklı bir ne bileyim Cumhurbaşkanlığı kupası olabilir, Başbakanlığı kupası olabilir,
İşte Atatürk Kupası olabilir. Yani bu saydıklarım minder için de geçerli. Evet. Yani niye bizim ülkemizde bir Cumhurbaşkanlığı Kupası Hani yok? Niye futbolda mesela Türkiye Kupası var? yapılıyor, işte ne bileyim şampiyonluk Hani ya da bizde niye hepsi yok? oluyor. Yani sadece Türkiye şampiyonası, sadece gruplar. Yani niye yapamıyoruz? Yani Hedef Türkiye şampiyonası. göstermek Ya gerekiyor. gazi koşusu oluyor ya Evet, atlarda. atlarda var. Gazi koşusu oluyor. Niye Yıllardan bizim beri de gazi yapılıyor. güreşimiz olmuyor? Aynen. Yani bunu çoğaltabiliriz. Bu bizim elimizde. Evet. Ve seyirci potansiyeli var. Yeter ki insanlar bunu gösterin. Sizi iyi bir müsabaka İyi yapın. işlenmesi lazım. Tabii. Ya bugün Ordu Aybastı'ya gidiyorsunuz. Evet. Yani dağın zirvesinde bir yer. Evet, Ve muhteşem bir yer. yani biz güreş sahasına girmek için 5 kilometre arabayla konvoya giriyoruz. Evet. Ya 1 saat, 1,5 saate gidebiliyoruz. Yani dağın başında ya yaylasında yani. Şey, Gökbel Yani Yaylası. Gökbel Yaylası keza öyle. Fesnikan. Festikan keza öyle. Gel gelelim Samsun Vezir Köprü öyle. Frekondluz Yaylası. Yani binlerce insan var. Ya Evet. demek ki halkımız yağlı güreşi seviyor. Güreşi seviyor. Evet. Sadece yapmamız gereken yani bizim büyüklerimizi bu işe el atıp biraz daha aktif hale getirmek ve tanıtmak. Ya Tanıtım çok önemli. bunları bildirmek lazım. Yani bunları şimdi ya iş adamlarına gidip de ya biz güreş yaptırıyoruz işte bize sponsor olun demektense iş adamlarının o potansiyeli onlara göstermek gerekiyor. Or Ya or şimdi evet. şöyle ben de bir iş adamı olsam şimdi ben bir yere sponsor olacağım ama yani ne kazanacağım oradan? Arz Yani talep dengesine bakar. ne kazanacağım? Şimdi insanlara bunları göstermeniz gerekiyor. Yani siz gidip sadece kuru kuru ben şurada şu müsabakayı yapacağım, bana sponsor olun demenizle ya bir veri şeklinde o iş adamlarının karşısına çıkıp ya şunu yapacağız. Şu görseli uygulayacağız. Binlerce insan gelecek. Şu Evet. reklam olacak. Şu kanalı şey yapacağız. Yani burada tabii sizin gibi değerli abilerin de çok önemi var. Çünkü sosyal medya olmasa zaten olmaz şimdi. 2023 yani bu sosyal medya işte teknoloji çağı diyoruz. İnternet. İnternet diyoruz yani Elinizin altındaki alet insanların yani. herkes de kullanabileceği şey. Evet. Ya bu kanalları kullanmamız gerekiyor. Evet. Yani dediğim gibi kısacası hep birlikte iyi niyetli bir şekilde yani altyapısını güzel kurup Altyapıya da gereken değer verilmeli çünkü alt boylar gereken değeri görmüyor. yani şimdi şöyle minder güreşinde biliyorsunuz hani antrenör filan Onlar daha şey, hepsi var ama kurumsal yağlı güreşte ustalar dediğimiz sistem var. sistemde eskiden vardı ama şimdi biraz daha o konular azaldı. Yağlı güreş konusunda ustalara da bir şeyler bir formül bulmuş. Yani antrenör diyoruz ama yağlı güreşte usta diyoruz. Yani Evet. onun bile bize özgü bir şey olması lazım. Yani antrenör değil de mesela usta şeklinde Evet. federasyonumuz mesela el atabilir. Evet. Yani çok zor bir şey değil. Usta çırak ilişkisinden geçtiğine göre Tabii ona göre tabii. gidilmesi Tabii de şimdi mesela mantıklı. daha demin söylediniz bizim Gölcük mesela fabrika gibi güreşçi çıkartıyor. Evet. İzmit fabrika gibi güreşçi çıkartıyor. Kumluca keza Balıkesir öyle. var. Balıkesir, Çanakkale tarafı. Çanakkale öyle. Tekirdağ İşte Çerkezköy buradaki kulüpleri. ustalar Evet. ne? Ne yapıyorlar? Veya bunlara hani nasıl bir olanak sağlanıyor? Antalya, Bamburç. Sonuçta yani ne olursa olsun ilk önce tertemiz bir sporcu çıkartıyorlar. Evet. Yani yüzlerce sporcuları var. Ya bunları biz ne yapabiliyoruz? Ya öyle ya tamam biz seviyoruz ama sevgi bir yere kadar. Herkes bir şekilde ailesini geçindirmek Tamamen zorunda. duygusal kısma da geçmek Tabii lazım. şimdi bir baş pehlivan şimdi parasını kazanıyor, bir kemer sahibi parasını kazanıyor ama o kemer sahibini oraya getiren hoca ne yapıyor? Artı onun Ustası ne yaşadıkları yapıyor? da var. Daha mesela Tabii. alt boydan Şimdi itibaren. bir baş pehlivan diyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı. Hani sadece kemerler için konuşmuyorum. Niye? Kemerli için konuşursanız 10-15 kişiye hitap edersiniz. Ama Tümüne. Türkiye'de kaç tane baş pehlivan var? Yani toplarsanız Allah aşkına hani olsun olsun 100 tane olsun. 90 küsur. Yani 100 tane olsun. 88 miydi? Yani 80 milyonluk bir ülkede atasporu diyoruz, yağlı güreş diyoruz, baş pehlivan diyoruz, güç simgesi diyoruz. Bu Yani kadar peki mı? neyimiz var? Ya koyduğunuz zaman yani devlet sporcusu musun? Hayır. Yani devlet sanatçısı oluyor. O Evet. devlet sanatçıları ne yapıyor? Evet, ne Ne yapıyor? yapıyor? Ne Yani üretiyor? devlet sanatçısı nasıl oluyorlar? Türkü söyleyerek mi oluyorlar? Evet.
Kaydı söyleyerek mi oluyorlar veya ne yaparak oluyor? Neden güreşçi olmasın? Yani o devlet sanatçısını hepsine saygı duyuyoruz. Hepsini çok seviyoruz. Tabii ki olacak. Ama bir taraftan da eğer ata sporuysa devlet sporcusu da olsun. Yani devlet sporcusu olsun. Yani sonuçta yani bir Japonya kadar sahip çıkamıyor muyuz? Tabii. Japonya'da baktığınız zaman ya kırmızı ışıkta tek üstünlük yani geçiş hakkı olan mesela devlet başkanı falan değil. Devlet başkanı değil. Sumo güreşçisi. Öyle mi? Tabii. Ambulans ve itfaiye. Hayır hayır. Sumo güreşçisi. Kırmızı ışıkta tek üstünlük sahibi. Allah Allah. Tabii araştırabilirsiniz. Ve bir sürü özelliği var. Ben takip ediyorum mesela. Yani o kadar çok değer görüyorlar ki. Evet. Yani bunu şey için söylemiyorum. Hani ama ya değeri korumak gerekiyor. Nasıl bizim gazilerimizin değerini, şehitlerimizin değerini, ailelerini değerini korumamız gerekiyorsa bize özgü olan her şeyin değerini korun. Bu sadece yağlı güreş de değil. Mesela cirit de bizim atasporumuz. Tabii. Cirit'i de koruyabiliriz. Bizim özümüz neyse onu korumakla mükellefimiz. Çünkü bizim orada geleceğimiz yatıyor. Evet. Eğer biz geleceğimize sahip çıkmazsak, yani geçmişimize sahip çıkmazsak İleriye geleceğimize gidemez. De sahip çıkamayız. Aynen. Peki sizin adınıza bir güreş okulu açılsa, siz de orada ders verseniz nasıl olur? Yani benim adıma yani eğitime yönlendirilse diyorum. Yani okullaşsa bu işler daha güzel olmaz mı? Yani şöyle isim olarak ben pek bakmadım öyle şeylere. Hani illaki onur edici bir şey olur ama. Ya da yağlı güreş okulu açılsa veya serbest güreş orada siz ders verseniz. Şu anda zaten bizim böyle bir şeyimiz var. Projeniz mi var? Yok devam ediyor. Evet. Biz şu anda güreş branşımız var. Evet. Ben 2,5-3 sene oldu Şile'ye geleli. Hı hı. Ben Şile doğumluyum zaten. Hı hı. Antalya'daydım. Daha önce Kumluca'yı çalıştırıyordum. Evet. Bir sürü derecelerimiz, öğrencilerimiz vardı. Hı hı. Şimdi İlhan Başkanımız Allah razı olsun geldi. Bu imkanları verdi. Yani 30 branşın içerisinde güreş de var. Evet. Güreş de yapıyoruz. Hı hı. Nasip olursa yani ilerleyen zamanlarda inşallah buradan da şampiyonlar çıkacaktır. Evet. Bizim sormayı unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İlk önce teşekkür ederim böyle bir programı yaptığınız için. Yani hiç olmasa değerli hissediyoruz kendimizi. Değerli hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Sadece şunu söyleyebilirim. Güreş, minderi, yağlısı, kara kuracağı, abası... Kuşağı falan fark etmez. Fark etmiyor. Sadece geleneğimize, örfümüze, adetimize sahip çıkalım. Evet. Bunu da yayalım. Gençlerimize yayalım. Çünkü bir nesil bitiyor. Emin olun güreşi o nesil biliyor. Evet. Yeni nesil güreşten daha çok futboldu, basketti. Hı hı. Hatta onlar bile bitiyor. Şu anda biliyorsunuz e-spor dedikleri bir olay falan tabii var. Tabii masa başında. Masa başı. Hı hı. Yani bu geleneğimizi, örfümüzü, adetimizi unutturmamamız gerekiyor. Evet. Onun için herkesten tek ricam o olabilir. Evet. Yani bunları söylemek istedim. Tamam. Spor Severler TV'ye konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun.